Selamlar, Taksim Meydan'dayız. Gördüğünüz gibi. Ayla, mükemmel bir manzara var. Görüyorsunuz yani, şu manzarayı görebiliyor musunuz? Taksim Camisi. Evet. Son dördün evresinde bir ay. Havamız mükemmel. Hava soğuk biraz ama. Taksim bildiğiniz gibi. Geziyorlar insanlar. O kadar çok boş zamanı olan insanlar var ki. Neden bu boş zamanı var? Çünkü bu vatandaşların dost doğru yaşama gibi dertleri yok ne yazık ki. Tek dertleri keyfi yaşamak. İşleri güçleri nasıl daha fazla günah girerim? Nasıl daha fazla kafir olurum? Böyle bir dertleri var gerçekten. Bu komik gelebilir insanlar ama böyle yani. Onu söyleyeyim. Bir insan bile bile haram bildiği konuları yapar mı? Ya da günahta yarışır mı? Yarışılır. Hiç öyle bir dertleri yok yani. Dost doğru yaşayayım da. Yüce Allah'ın rızasıymış falan. Hiç yok öyle bir dertler. Tek dertleri hani nasıl boş yaşarım? Nasıl şeytan uyarım? Gerçekten böyle yani. Yazık yani, üzülüyoruz hallerini. Düzelteceğiz ama bunları. Biz yeter ki kararlı olalım ve dost doğru gidelim. Bakın insanlar bazı konular öyle normalleştirmiş ki. Bir de bunları şaka maksatlı soruyorlar. Tanımadığı insanlara da soruyorlar. Ben sabırlı bir insanım ama ben böyle şeylere gelemem. Mesela geliyor, şu var mı var mı. Bir de bu büyükler sorunca aşırı saçma oluyor. Yani nefsi işlerle uğraşmak zor mu? Bir sorsunlar kendine. Aşırı basit ya. Aşırı basit olaylar yani. Bu günahlara girmek zor değil yani, onu söyleyeyim. Bunu yapan, kendi marifet yaptığını zanneden cahiller söylüyor. Yani öyle haram konularda yaşayacağını, zekat ver insanlara. İnsanlara yardımcı ol. İhtiyaç sahibi birisine bir tane ayakkabı al, bir şey olmaz ki. Bunları düşün. Her gün internetten alışveriş yapmayı biliyorsun. Her gün araba değiştirmeyi biliyorsun. Gereksiz bir türlü şey harcama yapmayı biliyorsun. Bunlar da her zaman anlatıyoruz. Bak, hayatının her aşamasını insanlar düşünmeli. Hepsinin hesabı var. Hepsinin hesabını verecekler. Öyle yaşasınlar. Düşünmüyorlar ama verecekler hepsinin hesabını. Biz yani bunlardan olmayalım. Bu şekilde biz kendimizi harap ederiz. Hem bu dünyayı hem ahireti kaybederiz. Onu söyleyeyim. Bu dünyada menfaat elde ettiğini zannediyorlarsa yanılıyorlar. Büyük bir gaflet içindeler, onu söyleyelim. Biz dostlar gidelim ve şu dilimizden hak kelam her zaman dökülsün. Her zaman hani Yüce Allah'ın rızasını gözeterek bazı konuları yapmalıyız. Haramlarda yarışmamalıyız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.